Ne böyle gaga? Şartları. Cap! 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 Cap cap günü mü yoksa bugün? Cap cap ne demek gaga? Ördekler hiç yüzmüyor. Suya dalıyor. Cup diye ses çıkıyor. İşte yine daldılar bak. Hava çok sıcak gaga. Terliyorlar galiba. Benim de kollarım yapış yapış oldu baksana. Ha? Alnından da boncuk boncuk ter akıyor. Sen de cup cup yapmış gibi ıslaksın gaga. En iyisi eve gidelim. Tamam Ege. İşte şimdi serinledim. Artık çıkabilirim. Ha? Ama hemen terledim. Ha, serinledim. Gaga, hadi ama. Ha! Tamam Ege, geliyorum. Serinledim. Ay, terledim. Ah, oh, serinledim. Bu nasıl bir hava? Çözemedim. Ev daha serindir. Ah, eve ulaşabilsem. Sudan çıksan, bir iki kanat çırpsan benden önce varırsın eve. Üç, iki, bir. Ah. Gaga, gözüme toz kaçtı. Ah, toz. Ay. Gözlerim, hemen eve girelim. Hava nasıl da değişti. Gri bulutlar kapladı sanki her yeri. Yaşasın. Yağmur yağacak. Ege ile Gaga camdan bakacak. Ne esiyor anlamadım gaga. Ağaçların dalları nasıl da sallanıyor sağa sola. Ya kırılırlarsa? Merak etme Ege. Dallar kuvvetlidir. İşte yağmur çiseliyor. Pencerelerin hepsini açık bırakmıştım. Kapatmalıyım. Tamam gaga. Kapatalım Ege. Daha güçlü itmeliyiz. İşte oldu. Bu havada tek bir adım atamam. Kanat bile çırpamam. Aa, nasıl bir rüzgar bu böyle? Çok güçlü. Hem de çok. Rüzgar dindi mi acaba? Dinmiş Ege. Hadi bahçeye çıkalım. Acele etmesek, biraz daha beklesek. Ha! Ha! Ben çıktım bile. Bak, bak. Ha? Bahçemize ne olmuş öyle? Ha! Leğen tam şuradaydı Ege. Masa da tam burada. Bisikletin. Thank you.
nasıl gelmiş buraya? Korkuluğun yanında olduğuna eminim Gaga. Ha? Korkuluk. Ha! Bisikletin altına bak. Ha? Gaga, bunları buraya biz getirmediysek... Harika bir soru geldi aklıma. Hemen deftere yazmam gerek. Bu değil, bu değil. İşte defter. Tüm bunları buraya biz getirmediysek kim getirmiş olabilir? Dan taratan. Doğa dedektifleri bu sorunun yanıtını bulabilecek mi? Buluruz, buluruz. Rüzgar çok kuvvetli esiyordu ama... Bisikleti buraya kadar taşıyan rüzgar mı yani? Bilmiyorum Gaga. Ama başka bir şey girmedi ki bahçeye. Ha? Rüzgar! Acele et Gaga. Hemen eve girelim. Ha! Yine mi? Ev ne kadar da uzakmış. Çok yavaşsın Gaga. Rüzgara yakalanmak mı istiyorsun yoksa? İstemiyorum. Ama geri geri gidiyorum. Sıkı tutun Gaga. İkimizi de alıp götürecek yoksa. Ha! Evden çıkmak kimin fikriydi? Senin fikrindi Gaga. Sıkı tutun. Sakın ağacı bırakma. Gaga da ben de ağaca sıkıca tutunmuştuk. Ama iyice yorulmuştuk. Gaga tam kanatlarını bırakacakken tuttum onu. Annem bizi almaya geldi. İkimizi de kucakladı. Ama o da yürürken zorlanıyordu. İki adım ileri, bir adım geri atıyordu. Göz gözü görmüyordu. Gaga'nın kanadı açıldı. İçinde ne varsa birden ortalığa saçıldı. Her şey etrafımızda dönüyordu. Yağmur da başlayınca annem yürümekte iyice zorlandı. Sonunda eve ulaştık. Battaniyelere sarınıp ısınmaya çalıştık. Bizim rüzgar sandığımız aslında küçük bir hortummuş. Soğuk havayla sıcak ve nemli hava hızla yer değiştirince ortaya çıkarmış. Bir arabayı yerinden kaldıracak kadar güçlü hortumlar oluşabilirmiş. Hava sakinleşince ilk işimiz korkuluğu onarıp yerine koymak oldu. Telefon. Ha, ha, belki de konuşması bitmiştir. Evet, ben de seni çok özledim babaanneciğim. Tamam, mutlaka geleceğiz. Aa, 5 dakika daha mı? Ay, benim dışımda herkesle konuştu bugün. O kadar çok konuştum ki çenem yoruldu Gaga. Benimle konuşmayacak mısın yani? Konuşurum Gaga, merak etme. Neden o kadar çok konuştun Ege? Babaannemi aramıştım. Dedemle de konuştum. Sonra anneannemi de aramak istedim. Dedemle de konuştum. Dayım, halam, amcam, teyzem geldi aklıma. Onlarla da konuşayım derken... Beni unuttun. Unutur muyum hiç? Bak daha çok erken. Bütün gün birlikte oynayabiliriz. Ha, telefonla konuşmak istiyorum Ege. Daha önce hiç telefonla konuşmadım. Ha? Kiminle konuşmak istiyorsun Gaga? Seninle. Olur Gaga, konuşabiliriz. Annemin telefonuyla ev telefonumuzu ararım. Telefonu sen açarsın. Kendi telefonumla konuşmak istiyorum Ege. Ama telefonum yok biliyorsun. Konuşamayacağız yani. Annemden izin alırız. Çok konuşmayız. Ha, olmaz. Aslında... Ha? Ege, Ege. Ege. Buldum. Kendi telefonumuzu kendimiz yapacağız. Ha? Biz mi? İkimiz mi? Evet Gaga. Ben daha önce hiç telefon yapmadım ama. Annemle birlikte yapmıştık. O mutfaktaydı, ben de odamda. Güzelce konuşmuştuk. Yapabiliriz Gaga. Tamam Ege, deneyelim öyleyse. Neler gerekiyordu bir düşüneyim. 2 bardak. Bardaklar. Biraz ip. İpler.
Ve son olarak bant gerekiyordu galiba. Ha, işte bant. Senin için ucunu da buldum Ege. Ha? Şimdi kurtulurum, merak etme. Dur Gaga, yardım edeyim. Sayende bütün malzemeleri hemen bulduk. Telefonun bir ucunda sen, diğerinde de ben. Öyleyse başlayalım hemen. Nasıl başlasak? Defteri alabilir miyim Gaga? Adım adım her şeyi not etmek istiyorum da. Defter! Bu değil. İşte. Bardakları ters çevirelim. Sonra bir ip seçelim. Ha, yeşil kablolu telefon olsun Ege. Olur Gaga. Bir parça ip koparır mısın? Bu kadar yeter. İp de hazır. Şimdi sıra bantta. Bandı sen koparsan... Ha. Şimdi ipin bir ucunu bu bardağa, diğer ucunu da bu bardağa yapıştıralım. İşte oldu. Bitti. Hemen deneyelim. Tamam Gaga. Birbirimizden uzaklaşalım. Ha? Gaga. Deneme bir, deneme bir. Ne dedin Ege? Duyamadım. Telefonunu kullan Gaga. İşe yaramadı. Hiç ses gelmiyor. Bardağı nasıl tuttun Gaga? Gösterebilir misin? Bu şekilde tuttum. Böyle tutalım. Konuşurken de bardağın içine konuşalım. Şimdi anladım. Ve... Yeniden denemek için çoktan hazırım. Gaga, Gaga. Deneme iki, deneme iki. Ne dedin Ege? Ha, yine mi olmadı yoksa? İp çok mu uzun acaba? Biraz kısaltalım mı Ege? Deneme bir ve iki başarısız oldu. İpi biraz kısalttık. Hazır mısın? Deneme üç. Konuşabilirsin Ege. Deneme üç, deneme üç. Konuşabilirsin. Hazırım Ege. Konuştum Gaga. Yine olmadı. Ha? Biraz daha kısaltsak ipi. Gaga. Ege, bak işte oldu. Sonunda duyabiliyorum seni. Çok net geliyor sesin. Ha! Gaga. Evet Ege. Yanlış bir şey yapıyoruz ama ne? Uzun ip kullandık, olmadı. Kısa ip kullandık, olmadı. Ne olduğunu hemen bulsak iyi olur. Bardağı tutmaktan kanadım çok yoruldu. Ha! Bardak? Ha, Gaga, şimdi hatırladım. Bardağa delik açmıştık. Bardakların altına küçük birer delik açayım. Şimdi de ipi geçirip bardağın içinden düğüm atalım. İşte bitti. Alo. Yaşasın. Alo. Gaga ile denemelerimize devam ettik. İpi gergin tuttuğumuzda birbirimizi daha iyi duyduğumuzu fark ettik. Gaga uyuyana kadar telefonda konuşmak istedi. Konuşurken uyumuşuz. Telefonlar bu kadar yaygınlaşmadan önce insanlar birbirine mektup yazarmış, telgraf çekermiş. Bayramlarda, özel günlerde birbirlerine kart atarlarmış. Bazen bir mektubun yerine ulaşması günler, haftalar sürermiş. Annem telefonla haberleşmek kolay ama mektup beklemek de güzeldi diyor. Telefonu meraklı bir bilim insanı olan Alexander Graham Bell icat etmiş. Bilim insanlarının merakı sayesinde her geçen gün yeni bir icat çıkıyor ortaya. Belki bir gün biz de bir şey icat ederiz. Neden olmasın? Damlaya damlaya. Ege! Ne oldu Gaga?
Su! Su! Susadın mı? Beklersen hemen getiririm ben. Ben değil, domatesler. Ha? Domatesler mi? Evet Ege, domatesler. Hemen sulanmazsa yakında kururlar. Yardımına ihtiyacım var. Benim mi? Evet, hadi izle beni. Domates bahçesini görünce anlarsın ne demek istediğimi. Gaga, eve gidiyorsun ama. Ha? Yaklaştık. İşte domates bahçesindeyiz. Ne güzel. Kızarmaya başlamışlar Gaga. Yakında kıpkırmızı olurlar. Büyümüşler, baksana. Evet ama toprak nasıl da kurumuş. Haklısın Gaga. Uzun zamandır sulanmamış galiba. Dün de, önceki günde baktım Ege. Toprak kuruydu yine böyle. Sulamak için bugün gelirler belki. Ya gelmezlerse? O güzel domatesler çürüyüp toprağa düşerse? Gelirler. Mutlaka gelirler. Gelmeliler. Bu kadar büyütmüşler. Kim bilir ne kadar emek verdiler. Ama ya gelmezlerse? Susuzluğa dayanamazlar. Ha! Ama biz buradayız. Onları sularız. Bir kova su sen taşırsın, bir kova su ben taşırım. Sonra bir kova daha, sonra bir kova daha. Sonra bir kova daha, bir kova daha, bir kova daha. Hadi o zaman Gaga, hemen başlayalım. Gittikçe ağırlaşıyor. Çok doldurmuşum Gaga. Şu çiçeğe dökeyim biraz. Benim kovam da çok ağır. Ben de biraz döksem iyi olacak. Biraz dinlenelim. Sonra devam edelim. Bu kadar dinlenmek yeter. Ama daha yeni oturmuştuk Gaga. Çok işimiz var, çok. Kovalar boşalacak. Kovalar dolacak. Domatesler artık susuz kalmayacak. Tamam Gaga, kalktım işte. Toprak hemen emdi suyu. Bu bahçeyi sulamaya iki kova su yetmez Gaga. Evet Ege, iki kova su yetmez. Çok az yeri sulayabildik. 4 kova su yetmez bu bahçeyi sulamaya. Evet Ege, 4 kova su yetmez. Ha? Daha sulanacak çok yer var Gaga. 6 kova su yetmez bu bahçeyi sulamaya. 6 kova su da yetmez. Daha çok kova su taşımamız gerekiyor Ege. Bilmiyorum Gaga. Ama daha fazla taşıyamayacağım galiba. Ben de öyle. Bahçenin sahipleri de yorulmuş olmalı. Bu bahçeyi sulamak hiç kolay değilmiş. Hem de hiç kolay değilmiş Ege. Daha kolay bir yolu olmalı Gaga. Defteri alabilir miyim acaba? Bu değil. İşte defterimiz. Deniz. Deniz bahçeye çok yakın. Kovaları denize daldırıp doldururuz. Sonra da kolayca taşırız Ege. Niye düşünmedik daha önce? Çok iyi olurdu Gaga. Ama deniz suyu tuzludur. Sulamada kullanamayız. Bitkiye zarar verebilir. Uzun bir hortum bulsak. Bahçemizden domates bahçesine kadar uzatsak. Hortumumuz var. Hemen alıp gelirim Ege. Çok kısaymış. Bunu ona eklerim. Yine çok kısa.
Bu güzelim bahçe kuruyacak. Ay, ayağım. Ha! Ege, bir şeye takıldım. Ha? Hortum bu. Ne kadar da ince hortum. Baksana Ege, ne kadar da uzun. Tüm bahçeyi uzatmışlar. Ha! Aradığımız hortumu bulduk sonunda. Bak. Evet ama üzerinde delikler var. Olsun Ege, kapatırız hepsini. Hadi başlayalım o zaman. Ha! Ha! Bir tane burada, bir tane şurada. Kim derdi bu hortumu acaba? Ha? Toprağa su damlamış. Yağmur mu başladı yoksa? Tek bir bulut bile yok Gaga. Hortumun içinde su kalmış olmalı. Biz kıpırdatınca dökülmüştür. Şunu da kapatayım. Ha? Damlalar çoğalmış Ege. Toprak yavaş yavaş ıslanıyor. Deliklerden damla damla su akıyor. Domatesler sulanıyor. Domatesler sulanıyor. Yaşasın. Evet, sonunda domatesler sulanıyordu. Hortumdaki deliklerden damlalar akıyor. Toprak yavaş yavaş ıslanıyordu. Kapattığımız delikleri tekrar açtık. Sonra da izlemeye başladık. Çok geçmeden tüm domatesler sulanmıştı. Sonra damlalar azaldı, azaldı ve sonra su yine kesildi. Bu bir sulama sistemiymiş. Adı da damlama sulamaymış. Bu yöntemle daha az su kullanıp daha geniş alanlar sulanabilirmiş. Hortumdaki delikler bilerek açılmış. Bu delikli hortum her domates fidesinin kökünü sulayacak şekilde bahçeye yerleştirilmiş. Hava rüzgarlı da olsa günün istenilen saati sulama yapılabiliyormuş. Yer kabuğu. Ha? Bu gürültü de ne böyle? Kitaplar düşmüş. Gaga! Erkenden kalkıp spor yapıyor galiba. Uykum kaçtı. Uyumalıyım, uyumalıyım. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bugünlük bu kadar yeterli. Ay, spor uykumu getirdi. Çerçeve. Ne olmuş ona böyle? Ege! Ege! Buradayım Gaga. Ne oldu böyle? Çerçevelerin hepsi yamuk duruyor. Bilmiyorum Gaga. Şimdi hatırladım. Benim odamdaki çerçeve yerinden oynamıştı. Kalemlik de devrilmiş Gaga. Belki de masanın kenarında duruyordu ya. Fark etmeden dokunmuşsundur. Kalktığımda yerdeydi Gaga. Ha? Ha! Yerdeki kitaplara bak. Onlar da mı düşmüş? Onları görmemiştim. Kovuktaki kitaplar düşünce uyandım. Ama kitaplıktaki kitaplar yerinde duruyordu. Ya da ben uykulu olduğum için dikkat etmedim, bilmiyorum. Bu işte bir gariplik var. Aman ne? Aslında benim aklıma bir şey geliyor ama... Yaşasın! Bana da söyler misin? Senin odandaki çerçeve de yerinden oynamıştı değil mi Gaga? Evet, neredeyse çivisinden çıkıp düşecekmiş. Ağaç sallanmışsa kovuktaki kitaplar düşmüş olabilir mi? Olabilir. Ya çerçeveler, kalemlik, diğer kitaplar? Ağaç evimizin bir parçası biliyorsun. Ağaç sallanınca onlar da sallanmıştır. Evet, çok kuvvetli bir rüzgar ağacı kolayca sallar. Ağaç sallanınca da tüm bu dağınıklığın nedenini bulduk galiba. Bak, bak. Ben de önce rüzgar yapmıştır sandım ama hava durumuna baktım Gaga. Dün gece hava çok sakinmiş. Yaprak bile kıpırdamamış. Başka ne olabilir öyleyse? Belki de sen... Ha, ben mi? Sabah spor yapıyorsun ya. Evet. Sen zıpladıkça ağaç sallanmış olabilir.
Ağaç sallanınca da kovuktaki kitaplar düşmüştür. Olabilir. Spor yaparken hiç yorulmam biliyorsun. Hoplarım zıplarım, yerinde duramam. Emin olmak için deneriz Gaga. Ama önce defteri alabilir miyim? Bu değil, bu değil. İşte defterimiz. Sen spor yaparken neler olduğunu tek tek yazacağım. Bugünkü sporumu yapmıştım ama neyse. Kendini çok yorma Gaga. Birkaç defa zıplasan yeter. Neden hiç kıpırdamıyor anlamadım. Daha güçlü zıplasam. Olmuyor. Son kez deneyeyim bari. Bir, iki, üç. Ayaklarım. Kanatlarım. Birkaç gün spor yapmamalıyım galiba. Seni yormak istememiştim Gaga ama denememiz gerekiyordu. Her şey yerli yerinde duruyor. Tek bir kitap bile düşmedi. Evet Gaga, belki de daha güçlü bir şey vardı. Ha? Çok büyük bir kamyon geçtiyse evimizin yanından. Kamyon geçecek kadar geniş yol yok Gege. Ama komşunun kocaman inekleri var ya, hepsi birden boynuzlarıyla vurduysa evin duvarına. Olabilir, çok güçlüler. İnekler bahçemize girmiş mi, girmemiş mi? Öğrenmem şart. Gaga dur. Gel dinlenelim biraz. Sen yorgunsun, ben de uykusuz. Şimdi daha iyiyim Ege, merak etme. Yatağa sallamana gerek yok. Böyle de uyurum ben. Ben sallanmıyorum ki. Ben de sen sallanıyorsun sandım. Ege, lamba mı sallanıyor? Yoksa başım mı dönüyor? Ha? Sallanıyor Gaga. Yatak yine sallanıyor. Lamba da sallanıyor. Ay kitaplar. Gaga, deprem oluyor galiba. Deprem mi? O da ne demek? Evet, doğru tahmin etmişim. Deprem oluyormuş. Gecede küçük sarsıntılar olmuş. Kitaplar ve kalemliğim o yüzden düşmüş. Çerçeveler o yüzden yerinden oynamış. Biz lamba sallanıyor mu, sallanmıyor mu diye bakarken annem yanımıza geldi. İkimize de sıkıca sarıldı. Annem öyle sakindi ki biz de rahatladık. Masamı duvara doğru çekti. Hepimiz altına girip bekledik. Bir süre sonra sarsıntılar da kesildi zaten. Gaga pencereden uçup gidebilirdi ama bizi bırakmak istemedi. Yer kabuğunda, yani üzerine bastığımız toprağın çok ama çok aşağısında bazen kırılmalar olurmuş. Bu kırılmalar yer kabuğunda hareketlenmelere, yer değiştirmelere neden olurmuş. Yer kabuğu hareket edince biz de onu sarsıntı olarak hissedermişiz. Deprem bir doğa olayıdır. Ondan korunmak için binalar çok sağlam yapılıyormuş. Eşyalar duvara sabitleniyormuş. Deprem sırasında telaşa kapılmadan kendimizi koruyabileceğimiz bir yer bulmalıymışız. Cam kenarından uzak durmalıymışız. Küçük kuşun minik ayakları. Çok güzel oldu Gaga. Ama daha bitmedi. Her karganın bir cevizi olmalı mutlaka. İşte şimdi oldu. Küçük kuş, ne yapıyorsun burada? Üşümedin mi? Üşümüştür, üşümüştür. Ne kadar da küçükmüş. Bir titreme geldi bana. Ay, ben de üşüdüm, çok üşüdüm. Ay. Hadi küçük kuş, herkes evine. Gaga,
Tam zamanında eve girmişiz. Öyle soğudu ki hava. Ha? Ne dedin Ege? Hava çok soğumuş. Dallar bile donmuş. Ha! Ha! Öyleyse kardan karga uzun süre bahçemizde kalacak. Evet Gaga. Bu soğukta iyice donar. Ha? Ege, küçük kuş mu o? Bilmiyorum Gaga. Benziyor ama... Dürbünle bakabilir miyim? Evet o. Aynı yerde duruyor. Hiç kıpırdamıyor. Üşümüştür Ege. Hem de çok üşümüştür. Hemen çıkalım. Ah Gagam. Dikkat et Ege. Sakın kayma. Yavaşça yaklaşalım. Uçup kaçmasın. Kaçmıyor. Bize alıştı galiba. Ha! Ha! Biraz daha yaklaşsak. Hadi atla elime. Burada daha fazla kalamazsın. Birlikte eve gidelim. Ha! Ha! Dediğim gibi yapsan iyi olacak. Ayakları donmuş. İstese de kıpırdayamaz Gaga. Baksana. Ha! Kovaya mı yapışmış yoksa? Evet Gaga. Ha! Ha! Şimdi daha iyi oldu. Bak, bak. Biraz bekleyelim. Isınınca buzlar erir. Küçük kuş da uçuverir. Ama kuşun ayakları hala kovaya yapışık. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Defteri alabilir miyim Gaga? Gaga, yazamıyorum. Soğuktan ellerim titriyor. Eldiven de işe yaramıyor. Ben bu kadar üşüyorsam küçücük bir kuş nasıl donmasın? Senin atkını da örsek, büyük bir battaniye getirsek. Ağır gelir onlar. Çok küçük, baksana. Ha, ha. Ayaklarını üflesek, nefesimizde ısıtsak o minik ayakları. İşe yaramıyor Gaga. Nefesimiz donacak neredeyse. Buldum. Sıcak su dökeriz, buzları çözeriz. Ayakları yanar Gaga. En iyisi onu eve götürelim. Olmuyor. Kova hiç kıpırdamıyor. İçindeki su buz tutmuş. Ne kadar da doluymuş. Önce buzu çözelim. Sonra suyu dökelim. Ha, ha, sıcak su dökeriz, buzları çözeriz. Evet Gaga, sıcak suyu şimdi kullanabiliriz işte. Ben hemen dönerim. Sen kuşun yanında kalır mısın? Tamam Ege, hiç kıpırdamam, merak etme. Doğa dedektifi seni kurtaracak. Gaga, Gaga. Ha. Ha. Neler oluyor? Ha. Neredeyse donacakmışsın Gaga. Merak etme, ısınırsın şimdi. Sıcak suyu yavaşça dökelim. İşte, buz çözülüyor. Artık kovayı rahatça taşıyabilirim. Gaga, ısınmadın mı hala? Ah, hiç halim kalmadı. Ege, Ege bak. Ay. Ha? Kurtuldu, kurtuldu. Ayakları hareket ediyor artık. Yaşasın, uçuyor. Ay. Bugün bizim konuğumuz olsan iyi olur küçük kuş. Yarın hava nasıl olacak bakarız. Sonra seni özgür bırakırız. Küçük kuşun ayaklarına yavaş yavaş dokundum. Elimin ısısıyla onun ayaklarını ısıttım. Çok geçmeden buzları çözüldü. Neşeyle kanatlandı. Birkaç gün bizimle kaldı.
Ertesi gün ve sonraki günler hava öyle soğuktu ki Gaga bile evine gidemedi. Hepimiz benim odamda kaldık. Güneş çıkıp karları eritmeye başlayınca hava iyice ısındı. Pencereyi açık bıraktık. Ne zaman gideceğine küçük kuşun karar vermesini istiyorduk. Küçük kuş odada uçtu. Her yere kondu. Sonra dışarı çıktı. Gaga da ben de ona alışmıştık. Ama onun evi doğaydı. Havalar soğuyunca canlılar kendilerine soğuktan korunabilecekleri bir yer bulur. Kimi ağaç kavuklarına sığınır. Bazıları tıpkı o küçük kuş gibi kendilerini koruyamayacak kadar küçüktür. İşte o zaman doğa dedektifleri ve hayvanseverler onların yardımına koşar. Tünel. Bir, iki, üç, attım. Daha hızlı atmalısın Gaga. Tüm gücümü kullanıyorum. Aramızdaki mesafeye bak. Biraz yaklaşsak. Olur Gaga. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Gaga, yan yanayız. Böyle frisbee oynayamayız. Şimdi oldu mu peki? Deneyelim görelim Gaga. Bir, iki, üç. Tutabilirsin, tutabilirsin. Tutacağım. İşte tuttum. Bu sayılmaz Gaga. Sayılmaz mı? Ama neden? Uçarak tuttun da ondan. Yani? Sen uçabiliyorsun ama ben uçamıyorum. İkimiz de yürüyebiliyoruz. Ben uçamayacağıma göre sen de yürüyerek oynamalısın Gaga. Anladım Ege. Hadi yeniden at. Bir, iki ve üç. Yakalıyorum, yakalıyorum, yakaladım. Gaga, Gaga, bu çukur nereden çıktı? Gaga, yaralandın mı yoksa? Nereye kayboldun? Gaga, Gaga. Buradayım Ege, merak etme. Çukura düştün, gölden çıktın. Bu nasıl oldu anlamadım. Bir tünelden geçtim. Tünel mi? Evet Ege, bir tünel var. Çukura düştüm. Sonra bir baktım ki göldeyim. Olmaz, sakın deneme Ege. Sıkışıp kalırsın, çıkaramam. Ama sen kolayca geçtin Gaga. Tek farkımız senin uçamaman değil Ege. Baksana ne kadar küçüğüm sana göre. Hem isteyerek çukura girmedim ki. Sen de gördün. Pat diye düştüm. Evet Gaga, haklısın. Peki bu çukuru kim kazmış olabilir? Ve neden kazmış olabilir? Sorular sorular birbirini kovalar. Defterle düşünmek çok ama çok daha kolay. Buralarda bir yerlerde olduğuna eminim. İşte buldum. Çukur göle çok yakın kazılmış. Çukuru kazan tüneli de açmış olmalı. Çukurun içi yapraklar ve dallarla dolu. Evet, çukuru saklamaya çalışmışlar. Yapraklar şuraya, dallar buraya. Dalların üzerine yaprakları koyunca... Evet, çukur artık görünmüyor. Böyle geri geri yürümeseydim belki de düşmezdim. Sen de gördün Ege. Düşmeseydim frisbee'yi tutacaktım. Gaga yine mi? Dikkat etsenize. Ne oldu Gaga? Küçük bir çarpışma oldu, o kadar. Daha dikkatli yüzmelisiniz. Birini incitebilirsiniz. Gözleri kapalı. Uyuyorlar mı yoksa? Hem de mışıl mışıl. Sessiz olalım öyleyse. Hadi gel Gaga. Araştırmamız yarım kalacak yoksa. Tın tırı tın. Doğa dedektifleri hiçbir araştırmayı yarım bırakmaz. Nerede kalmıştık Ege?
Aynı çukura ikinci kez düşmüştün Gaga. Evet, neyse. Bu çukuru pek çok canlı kazmış olabilir. Ama o dar tüneli herkes açamaz. Kim kazdıysa benim kadar belki biraz daha büyük biri olabilir. Hem suyu seviyor hem de toprağı. İstediği zaman göle giriyor, istediği zaman kimseye görünmeden karaya çıkabiliyor. Bir tavşan. Tavşanlar çukur kazmayı çok sever. Tavşanlar toprağın bir yerinden girip başka bir yerinden çıkabilirler. Ama suda yaşayamazlar ki Gaga. Peki ya bir köstebek? Evet, bu çukuru köstebek kazmış olabilir. Ama köstebekler çıkardıkları toprağı çukurun çevresine yığar. Tümsek oluştururlar. Bu çukurun çevresi dümdüz Gaga. Hava kararmadan çukuru kapatalım bence. Kim neden kazmış sonra araştıralım Ege. Haklısın Gaga. Derin değil ama küçük canlılar için tehlikeli olabilir. Çukurda biri var galiba. Hı? Ben atıyorum, o geri çıkarıyor. Bak Gaga, çıktılar. Onların kim olduğunu biliyorum Ege. Gölde mışıl mışıl uyuyorlardı az önce. Çukuru açan, çukurdan göle kadar uzanan tüneli kazan susamurlarıymış. Susamurlarının yuvası karada ama giriş kapısı suda olurmuş. Yaprakların arasında küçük bir havalandırma deliği bırakırlarmış. Susamurları daha çok suda yaşarmış. Yavrularını suda doğurur, yemeklerini suda yerlermiş. Hatta suya sırt üstü uzanıp mışıl mışıl uyurlarmış. Neden el ele tutuştuklarını çok merak etmiştik. Küçük bir araştırmayla bunun nedenini öğrendik. Öyle derin uyurlarmış ki birbirlerinden uzaklaşmamak için el ele tutuşurlarmış. Gaga ile onları izledik. Çukurdan çıkardıkları dallar ve yapraklarla çukuru sakladılar. Sonra doğruca denize gidip suya daldılar. Onlar suya dalınca biz çukura yaklaştık. Birkaç dalı kaldırıp içine baktık. Bir de ne görelim? Biz çukura yaklaşmadan onlar yuvalarına girmiş bile. Gaga, duyma sen o sesi. Hadi bakalım dal uykuya. Uyu. Uyu. Bu ses de nedir? Uykumu kaçırdı yine. Bak. Ege. Ne oldu sana böyle? Mermer. Merhaba Gaga. Bütün gece durmadan hapşıran sen miydin Ege? Evet Gaga. Baksana burnuma. Nasıl da kızardı. O kadar hapşırırsan kızarır tabii. Bakayım kaç kez hapşırmışsın. Deftere yazmıştım. Gaga. Gaga tamam bak defter elinde. İlk denemede bulmuştun zaten. Haklısın Ege. Nasıl oldu anlamadım. Tam tamına 63 kez hapşırmışsın. Biraz öncekileri de sayarsak 63 artı 2 eşittir. Tam 65 defa. Gaga, matematiğin çok iyi doğrusu. Ama neden kaç kez hapşırdığımı öğrenmek istedin ki? Uyku tutmayınca... Hani siz koyunları sayıyorsunuz ya, ben de hapşırıkları sayıp uykuya dalarım sandım. Bak Gaga, saymayı bırakalım da neden hapşırdığımı bulalım. Yoksa bu gece yine uyuyamazsın. Uyuyamaz mıyım? Haklısın. Dün gece hiç uyuyamadım. Annem de sık sık yanıma gelip iyi olup olmadığıma baktı. Bazen o da böyle durmadan hapşırırmış.
Sonra birden hapşırığı kesilirmiş. Eminim Gaga gibi bahçemizdeki diğer hayvanlar da rahatsız olmuştur. Gel otur şöyle. Evet, işte böyle. Şimdi daha iyi misin? Dur bir dakika. Evet Ege, söyle bakalım şikayetin nedir? Gaga, biliyorsun ya. Evet. Ege, fark ettin mi? Dışarı çıktığından beri hiç hapşırmadın. Evet Gaga, haklısın. Hadi içeri gir şimdi. Bakalım ne olacak. Haklıymışsın Gaga. Ama neden hapşırıyorum? Nedenini hemen bulmalıyız Ege. Bu gece rahat uyumak istiyorum. Rahat uyumanı istiyorum diyecektim. Söyleyin bana, ilk ne zaman hapşırdınız? Çok güzel bir soru Bay Dedektif. Düşüneyim. Dün akşamdan beri. Odandaki bir şey. Evet, eminim. Burnunu gıdıklıyor. Seni rahatsız ediyor olmalı. Ne olabilir acaba? Deneyelim mi tek tek? Deneyelim. Nasıl deneyelim? Ne zaman deneyelim? Denemek derken anlamadım ben galiba. Bana anlatır mısın? Odama dün koyduğum her şeyi dışarı çıkaracağım. Sonra da koklayacağım. Şimdi anladım. Hadi başlayalım. Gaga al. Kalem kutumu dün almıştık. Bu şapka ve kitap da yeni. Hayır bu değil. Hayır bu da değil. Yok Gaga. Bunların hiçbiri değil beni hapşırtan. Sanırım bu gece yine uyuyamayacağız. Uyuyacağız. Odana gidip yeniden bakar mısın Ege? Tamam Gaga. Hemen bakıp geliyorum. Gaga, o çiçekleri alırsan odamda yeni olan her şeyi çıkarmış. Olacağım. Senin için topladığım güzel çiçekler. Bu güzel çiçekler mi dokundu sana acaba? Sanırım Gaga. Daha önce de papatya toplamıştın bana. Ama bu kez demetin içinde başka bir bitki var. Dıdın dıdın. Sizi tanıştırayım. Onun adı Kara Hindiba. Çok narindir. Şöyle bir üflersen. Bak. Ege, işte bulduk onu. Yeni eşyalarımı tek tek dışarı çıkardım. Kalem kutum, şapkam ve kitabım. Bunlar değildi beni hapşırtan. Sonunda Gaga'nın benim için kırlardan topladığı çiçekler geldi aklıma. Beyaz papatyalar ve üfleyince uçuşan incecik yapraklarıyla kara hindibalar. Gaga beni kara hindibayla tanıştırınca başladım yeniden hapşırmaya. Bazı bitkiler ne kadar güzel olursa olsun insanlara alerji yapabilir. Kara hindiba da benim burnumu gıdıklıyor. Ege! Ege, senin için yeni çiçekler toplayıp tatlı bir öğlen uykusuna yatacağım. Benimle gelmek ister misin? İsterim Gaga. Hadi gidelim. Uçurtma! İnternetteki videoda gördüğümüz gibi yapacağız, tamam mı Gaga? Malzemeler bunlardı. Bir eksik var galiba.
Tutku da burada. Aa, makas yok. O nerede? Yoksa kağıdı nasıl keseriz? Bu değil. Bu hiç değil. Evde mi kaldı acaba? Nerede acaba? Gaga! Ne yapıyorsun? Makası bulmalıyız. Buldum, buldum. Harika. O zaman iş başına. Hop! Sağlam oluyor değil mi? Merak etme Gaga. Çok dikkatli izledim videoyu. Kuyruğum uzadı, renklere boyandı. Rüzgarla dans etti, gökyüzü şenlendi. Lay lara lay lay lay, lay lara lay lay lay. Ah! Ege yardım et. Bunu hemen not almalıyım. Defterimi verir misin Gaga? Uçurtmamızı ağaçlardan uzakta uçurmalıyız. Yoksa kuyruğu dallara takılabilir. Bağlayalım. Galiba oldu. Bırak dediğimde bırakacaksın. Tamam mı Gaga? Şimdi bırak Gaga. Uçacak. Şimdi. Bırak dedin, bıraktım. Ama neden uçmadı? Eksik bir şey mi yaptık acaba? Çıtalar tamam. Kağıt yırtık değil. Kuyruğu var. Denge ipi var. Rüzgar da esiyor. Rüzgar orada daha kuvvetli olabilir. Acaba kuyruğu mu kısa? Uzatalım o zaman. Hayır Gaga, öyle olmaz. Ek yapmalıyız. Biraz kağıt verir misin? Bu kez uçurtmayı sen tut Ege. Şimdi bırak Ege. Of, yine olmadı. Ha? Şuna bak, ne kadar güzel. Oo, uçuyor da bizimki neden sürünüyor acaba? Baba, galiba anladım ben. Anladın mı? Defterimi verir misin? Rüzgar bu tarafa esiyor. Biz ne yaptık? Rüzgarın estiği yönde uçacak sandık. Yanlış mı yani? Yanlış Gaga. Uçurtma rüzgar yönünde olmayacak. Rüzgara karşı duracak. Yani rüzgarla uçurtma çarpışacak mı? Aynen öyle. Uçurtma rüzgarla çarpışır. Bu hava hareketi yüzünden uçurtma gökyüzünde kalır. Rüzgara karşı ha? İnanılır gibi değil. Deneyelim mi? Ha? Şimdi bırak Gaga. Ha?
vay vay. Demek rüzgara karşı uçunca havalanıyorsun ha? İnsan uçurtma uçururken kendini gökyüzünde uçurtmaya binmiş gibi hissediyor. Dünyanın her yerinde uçurtma şenlikleri ve yarışmalar oluyor. Demek ki kırlarda, temiz havada uçurtma uçurtmak herkese iyi geliyor. Kurbağayı kurtarmak. Sen de duydun mu Gaga? Ha? Bahçeden geliyor. Ha? Ha? Bırak! 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 Bir de zıplarsan tam olacak. Bahçeye çıkalım mı? Kurbağayı yakından görürüz. Bizi bekler mi dersin? Yine de gidelim. Nerede acaba? Ha, ha. Hadi arayalım onu. Ha? 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 Aha! İşte buradaymış, yakaladım. Ha? Hiçbir yerde yok. Sana demiştim. Bizi beklemez. Gitmiş. Ha? Oradan geldi. Bu şaşkın tulumbanın içine mi girmiş? Tulumbadan değil. Çukurdan geliyor. Çıkamıyor galiba. Zıplasa çıkar. Dert etme Ege. Bu kadar yükseğe zıplayabilir mi? Olmuyor. Yeterince zıplayamıyor. Hadi ona moral verelim. Belki işe yarar. Hadi yapabilirsin. Hadi yapabilirsin. Hadi, hadi daha kuvvetli. Zıpla, zıpla olacak. Olmuyor Gaga. Kak kak kubarak kurbağa çukurdan nasıl çıkacak? Defter lütfen. Ha, ha. Ha? Biliyor. Susamış ve yorulmuş olmalı. Daha fazlasını yapamaz. Ben içine girsem? Sonra nasıl çıkacaksın? Uçarak. Ama çukur dar. Kanatlarını açamazsın ki. Ne zıplasam? Kurbağadan iyi zıplayamazsın. Kak kak kubarak kubarak kubarak. Kurbağa çukurdan nasıl çıkacak? Bir yol bulmalı. Bu ipi ayağıma bağla. Beni aşağıya sarkıt. Kurbağayı alırım. Sen de ipi çeker. Beni çıkarırsın. Olabilir aslında. Olmaz Gaga. Kurbağa senden korkar. Onu nasıl çıkarabiliriz acaba? Nasıl? Buldum Gaga, buldum. Hortum ve yaprakla. Hortum mu? Evet. Hortum ve yapraklarla ne yapacaksın? Aklıma müthiş bir fikir geldi. Hadi sen büyük bir yaprak bul, ben de hortumu getireyim.
Şimdi musluğu azıcık aç. Açıyorum. Şimdi anladım. Dikkat et, düşme sakın. Düşse de sorun olmaz, merak etme. Kurbağa yüzebilir. Gördün mü? Nasıl yüzüyor? Evet, bu harika. Başardık. Kurbağalar hem toprakta hem suda yaşar. Ayrıca benden bile daha iyi zıplar. Kalk 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 kalk. Ben de zıplıyorum bak. Kalk 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 kalk. Ben de zıplıyorum bak. Bahçedeki. Ne oldu Gaga? Hadi aşağı gel. Sana bir şey göstereceğim. Ha? Ege, Ege. Bak burada ne var? Tebeşirle çizilmiş olabilir mi? Aa, tebeşir değil. Tozu yok. Buradan bir şey geçmiş Gaga. Ben hiçbir şey görmedim. Oysa hep bahçedeydim. Küçükse fark etmeyebilirsin. Doğru. Küçük bir yılan mı acaba? Otların arasından vış diye kaçıp gitmiş. Yılan olsa kıvrılarak gider. Hem bu şey çok yavaş ilerlemiş. Aa, hızını nasıl anladın? Hızlı gitseydi bu çimler bozulurdu. Senden harika bir dedektif olur Ege. Sahi mi? Evet. Benden de olur aslında. Bir dedektif ipuçlarını çok iyi değerlendirir. Burnu da çok iyi koku alır. ne geçmiş buradan? Aldın mı kokusunu? Mercimek çorbası. Efendim? Annen mercimek çorbası pişiriyor. Burada da değil. Bu küçük bir şey olduğuna göre örümcek mi acaba? Örümcek olsaydı ağlarına rastlardık. Bu başka bir şey. Solucan mı acaba? Hayır Ege. Solucanlar yer altında gizlenir. Bence bu şey ayak ve bacaklarıyla gitmiyor. Doğada bacaksız canlılar da var tabii. Öyleyse sürünerek gidiyor. Bu bayağı zor olmalı. Zor. Bence bu yüzden böyle bir iz bırakıyor. Nasıl yani? Yorgunluktan mı terliyor? Aman! Canın yandı mı? İyiyim Ege. Yeri ıslatıyor. Öyle yapınca kayarak gidiyor. Tıpkı benim yaptığım gibi. Ayaksız ve bacakları yok. Yerleri ıslatıyor. Yavaş gidiyor. Ne acaba? Kurbağa olabilir mi? Ay! Gaga, defterimi verir misin? Çizerek daha iyi düşünüyorum. Tabii ki. Kurbağa da ıslak gibi. Ama onun ayakları var. Hem de zıplar. Kertenkele mi dersin? O ıslak değil ki. Hem onun da ayakları var. Aa, timsah hiç olmaz değil mi? Hiç olmaz. O değil, bu değil, şu değil. O da değil. Bulamayacağız galiba. Buluruz, buluruz. Biz iyi bir ekibiz Ege. Ha? Bak bu taşın üzerinden geçmiş. Taşı yememiş.
Taş yiyen canlı yok ki. Belki taş devrinde yiyorlardır. Hayır Gaga. Taş devrinde taşı kullanıyorlarmış. Yemiyorlarmış. Buldum. Bak marul yemiş. Marulun yaprağı kırpılmış. Ağzının tadını biliyormuş. Defterimi çıkarayım da ipuçlarını bir araya getireyim. Bahçede yaşamayı seviyor. Bacakları da yok. Ve otları da ezmiyor. Ne olabilir acaba? Evet işte burada. Dur söyleme. Ben bulmak istiyorum. Kabuklu mu? Evet kabuğu var. Kaplumbağa mı? Hayır Ege, bacakları yok. Antenleri de var değil mi? İki uzun, iki kısa. Kabuğu da kıvrımlı bir şapka gibi. Salyangoz! Aferin Ege. Salyangoz salgıladığı sıvıyla yolunu kayganlaştırır. Rahatça gezmeye gider. Onun sayesinde yaprakların altında, ağaç gövdelerinde, duvarlarda yürüyebilir. Bu sıvı onları yaralanmaktan da korur. Kabukları da harika. Tehlike anında hemen saklanırlar oraya. Salyangozun gözleri antenindedir. Salyangoz marul yiyebilir. Salyangozlar sevimlidir. Thank you.